Numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine yakındır? 1. İyi bir konuşmacı sesleneceği topluluğun ilgi alanını, kültür düzeyini göz önünde bulundurur. 2. Başarılı bir konuşmacı olmanın yolu konuşulacak konuda uzman olmaktan geçer. 3. Toplum psikolojisindeki dalgalanmalar konuşmacılar için belirleyicidir. 4. Konuşmanın altın kuralı kime, nerede, neyi anlatacağını çok iyi bileceksin. Birinci cümleye baktığımızda seslenilecek topluluğun ilgi alanı, kültür düzeyi. Topluluğa bakıyor iyi bir konuşmacı. Dördüncü cümleye baktığımızda konuşmanın altın kuralı da kime, burada da topluluk vardı. Nerede, neyi, ilgi alanları anlatacağını çok iyi bileceksin. Yani iyi bir konuşmacının neye dikkat edeceği anlatılıyor iki cümlede. İkinci cümleye geldiğimizde başarılı bir konuşmacı olmak için uzmanlık gerektiği, üçüncü cümlede de konuşmacıların toplum psikolojisinden etkilendiği. Yani bunlar tamamen iki farklı konu. O yüzden cevap 1 ve 4. Cevap E yani. Bu cümlede sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir? Ölümler bile bu sanatçıda bir yeniden doğuş, doğanın bir başka canlısında yeniden var olmak gibi dile gelir. Şimdi ölüm bile bu sanatçıda bir yeniden doğuşsa, doğanın bir başka canlısında yeniden var olmaksa bu sanatçı nasıl biridir? A. Umudunu koruyan. Umudunu koruyor mudur? Ölümde bile yeniden bir doğuş görüyorsa umudunu koruduğu söylenebilir. Aslında cevap geldi. Ama diğerlerine de bakalım. Ölümden korkar mı böyle düşünen biri? Hayır. Geleceği düşünüyor mu? Hayır. Öyle bir kaygısı yok aslında. Karamsarlığa kapılan biri mi? Hayır. Çünkü ölümü bile yeniden bir doğuş olarak görüyor. E. Güzellikleri görmeyen. Kötülüklerde bile güzellikler görüyor. Güzellikleri görmeyen olur mu? Cevap A. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin iletisi vurgulanmış olur. Hiç pişmanlık duymamayı bir yaşam kuralı edinin. A. Gününü gün etmeyi. Burada özellikle bize verilmek istenen ileti pişman olmamak. Bununla ilgili bir şey arıyoruz. Gününü gün etmekle pişman olmamak aynı şey değil. Aynı olan şeyi arayacağız. B. Geriye dönüp bakmamaya. İşte bu tam da karşılıyor. Geriye dönüp bakmamak, pişman olmamak. C. Yaptıklarınızla gurur duymayı. Burada gurur var ama sorumuzda gurur yok. D. Hatalarınızın arkasında durmayı. Burada hata var, soru yine onu söylemiyor. E. Kendinize güvenmeyi. Burada da güven var ama sorumuzda güven değil, pişmanlık ana kelime. Buna uygun bir şey arayacaktık. Geriye dönüp bakmamayı, yani pişman olmamayı bir yaşam kuralı edinin. Cevap B. Sanatta temel olan duyulmamış ve kişisel olan bir şey söylemektir. Bu cümleye göre sanat içinde aşağıdakilerden hangisini barındırır? Duyulmamış ve kişisel olan. Bireysel değildir. Özgünlük. Özgünlük tam da duyulmamış, kişisel olan, taklit olmayan demektir. Birikimi ifade etmiyor zaten. Yenilik değil. Kişisel dediği için yenilik olmaz. Duyulmamış belki yenilik olabilir ama kişisel dediği için özgünlüğe gider yine. Estetik güzel olan anlamında burada o yok. Burada duyulmamışlık ve kişisellik olduğu için, ikisi bir arada olduğu için özgünlük. Cevap B. Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak istenene en yakındır? Türk tiyatrosu kendi kaynaklarına dönmedikçe Batı'nın ikinci elden silik bir kopyası olmaktan kurtulamaz. A. Türk tiyatrosu ile Batı tiyatrosunun birbirine benzediğini söylemek yanlıştır. Bundan bahsetmiyor. Türk tiyatrosuyla Batı tiyatrosunun birbirine benzerliğinden bahsetmiyor. Burada söylediği Türk tiyatrosunun kendi kaynaklarına dönmesi gerektiği, eğer dönmezse Batı'nın kopyası olacağından bahsediyor. Onunla ilgili bir şey arıyoruz. B. Türk tiyatrosunun özgünlüğü öncelikle kendi kültürünü işlemesine bağlıdır. Özgünlük nedir? Başkasına benzememek. Başkasının taklidi olmamak demek. Burada da demişti ki Batı'nın ikinci elden silik bir kopyası. Kopya taklittir. Özgün de tam tersi taklit olmayan demektir. Türk tiyatrosunun özgünlüğü öncelikle kendi kültürünü, kendi kaynakları, kendi kültürü. İşte bakın tam da geldi. İşlemesine bağlıdır. Türk tiyatrosunun özgünlüğü öncelikle kendi kültürünü işlemesine bağlıdır. C. Tiyatro kendi kaynaklarını işlediği zaman halk tarafından daha çok sevilir. Burada halkın sevmesinden bahsediyor ama metnimizdeki onu söylemiyordu. D. Türk tiyatrosu Batı tiyatrosuna göre daha zengin kaynaklara sahiptir. Kaynak zenginliği karşılaştırmıyordu cümlede. E. Türk tiyatrosunun Batı'nın kopyası olduğunu söylemek doğru bir yargı değildir. Bu doğruluk yanlışlık meselesini söylemiyordu. A ile E benziyor zaten birbirine.
Cevabımız B. Türk tiyatrosunun özgünlüğünün kendi kültürünü işlemesine bağlı olduğunu söylüyordu. Soruda da bu vurgulanıyordu. Cevap B. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 1. Tiyatroyu sinemadan daha yakın buluyorum kendime. A. Birinci cümlede bir tercihten söz edilmiştir. Bakalım tercihi neymiş? Tiyatroyu sinemadan daha yakın buluyorum. Yani tiyatroyu tercih ediyor. Doğru. 2. Sinema aldatıcı, tiyatro sahici geliyor bana. B. İkinci cümlede birinci cümledeki tercihin gerekçesi verilmiştir. Bakalım öyle mi? Sinema aldatıcı, tiyatro sahici geliyor bana. Bu yüzden tercih ediyormuş. Bu da gitti. Dikkat ederseniz sorudan bir cümle okup ilgili şıkka geliyorum. Böylece iki kez okumamış oluyoruz soruyu. Bu tip soruları böyle çözüyoruz yani. 3. Sinemada oynayanın resim, tiyatrodakinin ise kanlı canlı insan olması bende bu düşünceyi uyandırıyor. C. Üçüncü cümlede önceki cümlede belirtilenin açıklaması yapılmıştır. Önceki cümlede ne demişti? Sinema aldatıcı, tiyatro sahici. Bakalım açıklamasını yapmış mı? Sinemada oynayanın resim, tiyatrodakinin ise kanlı canlı insan olması bende bu düşünceyi uyandırıyor. Evet, açıklamada yaptı. 4. Tiyatronun seyircisinin de farklı olduğunu düşünüyorum. D. Dördüncü cümlede daha önceki düşüncelere ilave bir düşünce öne sürülmüştür. Bakalım ilave düşünce nerede? Tiyatro seyircisinin de farklı olduğunu düşünüyorum diyerek ek bir düşünce yaptı. Özellikle bunu D bağlacıyla yaptı. D de gitti. 5. Bu kitleyi eleştiri yeteneği gelişmiş insanlar olarak görüyorum. E. Beşinci cümlede tanım yoluyla düşünce somutlanmıştır. Bu kimdir? Bu nedir? Sorularına cevap veren cümlelerdi, tanım cümleleri. Fakat burada öyle bir cümle yok. Bu kitleyi eleştiri yeteneği gelişmiş insanlar olarak görüyorum. O yüzden cevap E. Bu cümlede vurgulanmak istenen düşünce aşağıdaki kavramlardan hangileriyle ifade edilebilir? İnsanlar başaklara benzerler. İçleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler. A. Bilen bilmeyen. B. Bilgili insan, alçak gönüllülük. C. Ağırbaşlı insan, saygı. D. Bilgi birikimi, saygı. E. Bilgisizlik, çıkarcılık. Bu sözümüz şunu söylemek istiyor. İnsanları buğday başaklarına benzetiyor ve içleri boşken, yani bilgisizken, başları havadadır, kibirlidirler. Fakat doldukça, yani bilgilendikçe eğilirler, alçak gönüllü olurlar. Burada bilgili insan başağında olması, alçak gönüllülük de eğilmelerine denk geliyor. Cevap B. Kurtlarla arkadaş olmak isteyenin baltası olmalı sözüyle anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A. İnsanların hedeflerine ulaşmak için bazı riskler alması gerektiği. B. Yapabileceklerinin ötesine geçmeye çalışmanın doğru olmadığı. C. Hedef belirlemenin başarıda önemli bir payı olduğu. D. Tehlikeyi göze alanın zarar görmemesi için yeterli önlemi alması gerektiği. E. Önceden hesaplanamayan tehlikelerin insana zarar verebileceği. D şıkkına bakarsanız önlem var. Burada da demiştik kurtla arkadaşlık yapacaksan baltan yani önlemin olacak. Buradaki önlem baltaya denk geliyor. Tehlikeyi göze almak zaten kurtla arkadaş olmak istemek bir tehlike. O yüzden cevap D. A şıkkında hedef ve risk var ama sorumuzda balta kısmı önlemi ifade ediyor. Bir de diğer tarafta da arkadaş olmak, tehlikeyi göze almak, kurtla arkadaş olmak bir tehlike. Burada hedef var, tehlike yok. O yüzden A olmaz. Yapabileceklerin ötesine geçmeye çalışmak doğru değildir. Bu zaten hiç ilgili değil. C'de yine hedef var. O yüzden olmaz. Burada bir hedef yok. Kurtla arkadaş olmak istemek var. Yani bir tehlikeye atılmak var. E'de de tehlike kısmı belki var ama önlem kısmı yok. O yüzden cevap D. Bu parçaya göre bir denemenin anlatımı aşağıdakilerden hangisini taşır? Denemenin en belirgin özelliği yazarın konuyu kendi kendine konuşuyormuş gibi kaleme almasıdır. En belirgin özelliği yazar konuyu kendi kendine konuşuyormuş gibi ele alacakmış. Denemenin bu özelliği Nurullah Ataç'ın şu sözleriyle özetlenebilir. Deneme benim ülkesidir. Ben demekten çekinen her görgüsüne, her görevine ister istemez benliğinden bir parça kattığını kabul etmeyen kişi denemeciliğe özenmesin. Kimler denemeciliğe özenmesin? Benliğinden bir parça katmayanlar özenmesin. Şimdi çizdiğim yerlerle ilgili bir şeyler arıyoruz. A. Açıklık, akıcılık. Bundan bahsetmedi. Kendi kendine konuşmak dedi. Açıklığa denk gelmez bu. B. Doğallık, öznellik. Kendi kendimize konuşurken doğal davranırız. Öznellik kendinden bir şey katmak demek. Öznel olan, bizimle ilgili olan demek. Cevap geldi aslında ama diğerlerine de bakalım. Yalınlık, açıklık. Yalınlık süslü olmamak demek. Açıklık kolay anlaşılır. Burada ondan bahsetmedi. Doğallıktan bahsetti.
B. Duruluk, nesnellik. Tam tersi, nesnellik yok. Kendinden bir şey katıyorsan nasıl nesnel olacak? Öznel olur. O yüzden bu zaten olmaz. Özlülük, öznellik. Öznellik evet ama özlülük az sözde çok şey anlatmak. Atasözü gibi. O yüzden özlülük de olmaz. Cevap B. Eğitimde amaç düşünce becerisi kazanmış, ne istediğini bilen, yaşama sevinciyle dolu insanlar yetiştirmek olmalıdır. Bu cümleye göre 1. Belirli eğitimden geçmiş, 2. Hedefini belirlemiş, 3. Düşünme yetisi gelişmiş, 4. Yaşamla barışık, 5. Çevresiyle ortak zevk geliştirmiş niteliklerinden hangisini taşıyan insan eğitimin amaçları doğrusunda yetiştirileceklerden biri değildir. Şimdi bakalım cümlemizde neler var. En belirgin olanlardan gideyim. Yaşamla barışık. Yukarıda ne demişti? Yaşama sevinciyle dolu. Bu buraya denk geldi. Düşünme yetisi gelişmiş. O da şuraya denk gelmez mi? Düşünce becerisi kazanmış. Hedefini belirlemiş. Hedefini belirlemiş de ne istediğini bilene denk gelmez mi? Bunun da karşılığı var. Şimdi kaldı 1 ve 5. Bu cümleden belirli eğitimden geçmiş bir kişi olduğu mu çıkarılır, yoksa çevresiyle ortak zevk geliştirmiş olduğu. Çevresiyle ortak zevk geliştirdiğini gösteren hiçbir şey yok. Ama tüm şunlara sahip olan, hedefini belirleyen, düşünme yetisi gelişmiş, yaşama sevinci olan kişi belirli bir eğitimden geçmiş demek değil midir? Bu anlama gelir. O yüzden cevap E. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 1. Elinizde tuttuğunuz eser pek çok açıdan bir ilk yapıt. A. Birinci cümlede eserin özelliğiyle ilgili bir açıklama yapılmıştır. Evet, özelliği neymiş? İlk yapıtmış. Bu gitti. 2. Ülkemizde pek tanınmayan Amerikalı çağdaş roman ve hikaye yazarı Joanne Greenberg'in dilimize aktarılan ilk eseri. B. İkinci cümlede eserin yazarından söz edilmiştir. Evet, yazarını söyledi. Bu da gitti. 3. Kitap Batı'da yazara büyük bir ün kazandırmış. C. Üçüncü cümlede kitabın dünyada büyük ses getirdiği söylenmiştir. Cümlemiz onu söylemedi. Batı'da dedi. Dünya doğuyu da kapsar. Burada dünya dediği için bu olmaz. Cevap geldi aslında. 4. Anlattığı konuyu ele alış biçimiyle de orijinal bir eser. D. Dördüncü cümlede eserin birçok açıdan özgün olduğu belirtilmiştir. Özgünlük ve orijinallik tam birbirine denk gelen kelimeler. Bu da gitti. 5. Kitapta bir akıl hastasının serüveni etkili bir dille ve ayrıntılı bir biçimde anlatılıyor. E. 5. cümlede eserin içeriği hakkında bilgi verilmiştir. İçerik nasıl buluyorduk? Ne anlatılmaktadır sorusunun cevabı içerik. Ne anlatılmaktaymış? Akıl hastasının serüveni. O zaman bu da doğru. Cevap C. Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir? 2017'de çok büyük beklentilerle gösterime giren Karayip Korsanları, geleneksel teknikler dışında bir sinema diliyle Kaptan Jack Sparrow'un maceralarını sinema severlerle buluşturuyor. A. Gösterime girdiği haftada en çok izlenen film olmuştur. Gösterime girdiği haftada en çok izlenen film olduğunu hiç söylemedi. Yani gişeyle ilgili bir şey yok. B. Film sinema severlerin beklentisini karşılayacak nitelikte değildir. Hiç böyle bir eleştiri yapmadı. Olumsuz bir eleştiri var burada. Onunla ilgili bir şey söylemedi. Sadece buluşuyorlar dedi. C. Film belirli bir izleyici kitlesinin beğenisine seslenecek biçimde çekilmiştir. Belirli izleyici kitlesi demedi ki. Tüm sinema severlere dedi. Bu da olmaz. D. Filmin çekiminde daha önce kullanılmamış yöntemlere başvurulmuştur. İşte bakın, geleneksel demek nedir? Eskiden beri gelen. Burada ne demişti? Geleneksel teknikler dışında, o zaman daha önce kullanılmamış. İşte geldi cevap. Buradaki daha önce kullanılmamış yöntemler, şuradaki geleneksel teknikler dışında dediği için tam da uyuyor. E. Geleneksel tekniklerin kullandığı diğer filmlerden daha başarılıdır. Evet, geleneksel teknikler kullanıldığı var ama daha başarılı olduğu diğer filmlerle karşılaştırma yok. Cevap D. Aşağıdakilerin hangisinde verilen cümle ayraç içindeki sözün anlamını içermemektedir? A. Saf sanat anlayışıyla gerçekçi ve toplumcu anlayış arasında az mı gidip geldik? Az mı gidip geldik, yani kararsız kaldık. Bu uyuyor. B. Biz örneklemeyi düşünceye belirginlik kazandırmak için kullanmıyor muyuz zaten? Belirginlik kazandırmak, görünür kılmak. Burada da var. C. Bizce anlaşmazlık sorunu sanat açısından değil de toplum açısından ele almaktan ileri geliyor. Ne anlaşmazlığı, ne ele almayı, ne de ileri gelmeyi ifade eden herhangi bir şey görmedim. Burada gerçekçilik var. Cevap geldi ama diğerlerine de bakalım. D. Her iki romancının sözlerinden çıkan sonuç soyut resmin yeni roman araştırıcılarına yol açtığıdır. Yeni roman araştırıcılarına yol açmak onlara örnek olmak demek. Bu da geldi. E. Kuşkusuz insanlık özgürlüğünü dille elde etmiş, gittikçe soyutlaşan sözcükler düşünceyi güçlendirmiştir. Kuşkusuz, şüphesiz. Cevap C.